Boksör, Meksika asıllı İspanyol boksör. Ayağına bastı o arada. Yine kapandı. Kroşeler devam ediyor. İspanyol boksör sol direk attı. Şahsi fikrim 2-1 roundlarda İspanyol boksör önde. Kazak boksörün tempo yapması lazım. Boks tarihi açısından da bugün 29 Ekim çok önemli bir gün. Muhammed Ali'nin ilk profesyonel maçına çıktığı gün 29 Ekim. 1960 Olimpiyat sonrası. Cumhuriyet tarihimizin de en önemli günü. 93. yılımız. Cumhuriyetimizin 93. yılı. Tekrar kutlu olsun. İspanyol boksör arka arka yumruklarına devam ediyor. Ama gardı kapalıydı bu yumruklar. Gardta kaldı, kapalı gardında kaldı rakibinin. Sol ve sağ direk. Sağ kroşe. Sağ kroşe. Bakın bu yumruk kombinasyonları. Kazak boksör rakibi bir şekilde durdurdu. Sağ direkt çok iyiydi. Sarıpayev'den. Sol koşeden çok iyi kaçıyor. Sol direkt de gelmedi. Kapandı şimdi. Rakibi iyice yormaya başladı. Kazak boksör. Psikolojik savaş başladı aynı zamanda. Sağ sol direkler. Sol direk. Sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha geldi. Sol direk. Sağlı sollu direkler. Kazak boksör son 1,5 dakikada çok iyi savunmayla birlikte aralardan iyi yumruklar gönderdi. Bu yumruklardan da çok iyi kaçmayı başarıyor. Harika etkinlerde bulundu. Bu roundda fena değildi. İlk roundu gayet iyi tamamladı. Üçüncü ve ikinci roundlarda bayağı kötüydü. Kazak boksör Sarıbayev. Juan Akura. Kazakistan'dan galip dönmek istiyor. İyi bir mücadeleyle başladı Kazakistan boks gecesi sevgili izleyiciler. 5. round tabela sahadaydı. Birazdan başlayacak. Tüm Türkiye'yi 5 Kasım'da NTV Spor ekranlarına bekliyorum. Guys. 5 Kasım Avni Yıldırım'ın kader başının olduğu gün Münih'te Almanya'da. Rakip Hayit asıllı Kanadalı. Ya tamam ya devam mücadelesi. Sağ kroşe karşılıklı iki yumruk. Sağ sol direkler. Meksika asıllı İspanyol boksörü her attığı yumrukla yakalamaya başladı Sarıbayev. İşte bunları yapması lazım. Kazaklar olimpiyatlarda bir altın, bir gümüş, bir bronz madalya kazandı boksta. Yarı orta siklette, hafif ağır siklette, süper ağır siklette madalyalar getirdiler ülkelerine olimpiyatta. Kazakistan. Kazakistan.
Tamam. Hakem oyunu durduruyor. Süreyi durdurdu. Eldivenin bandajında bir problem var. James Waring, 58 yaşındaki eski boksör, Amerikalı hakem, 185. mücadelesini yönetiyor. Sarıbayev, Juan Acura karşılaşmasıyla birlikte. Barcelona'da yaşıyor Juan Acura. Karapistan'la Patrick Avoto arasında gecenin ana maçı, 70 kiloda. Doldrek, çifte kemer mücadelesi. Olimpiyatta sadece boksta değil sevgili izleyiciler. Birçok spor dalında toplam 17 madalya kazandılar, 3'ü altın. Kazaklar olimpiyata gerçekten çok iyi hazırlanmıştı. İtmek yok diyor hakem. Aparkat denemesi Sarıbayev'den. İspanyol boktör, Meksika asıllı boktör. Yine rakibini hırpalama çabasında. Ama dikkat ederseniz yıkıcı yumrukları artık kalmamış vaziyette. Bütün cephaneyi kullandı gibi sanki. Sol koşe. Bir sol koşe daha. Beşinci rauta Kazak boksörün mutlak hakimiyeti var. İspanyol boksör şimdi orada. Arka arka yumruklarla yakalamaya başladı. Bu yumruklara engel olamadı Sarıbayev. Tadrek geliyor, süper. Müthiş bir yumruk geldi. Bir sürpriz olur da nakavt izler miyiz diye beklemeye başladım. Sağ gözünde bir problem var. Kaşı açılmış vaziyette. Kulakları sağır edercesine bir gürültü. Aparkat mükemmel. Üçlü yumruk kombinasyonu. İspanyol boksör de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştı. Karşılaşma bir o tarafa, bir bu tarafa gitmeye başladı. Değerli boks severler. Son round çok daha tehlikeli olabilir. Her iki boktör içinde. İşin içinden çıkamaz hale geldikleri oldu. Ama kontrolü %100 olarak rakibe kaptırmış değil iki boktör de. Bu da zaten maçı bambaşka bir havaya sokuyor değil mi? Round 6, 6. round. Duydunuz değil mi? Özgür Türk memleketi sevgili izleyiciler. Kazakistan. Gecenin ana maçını yapacak Kanatistan Altaylar'dan gelme boksör. Doğum yeri Altaylar. İşte bakın İspanyol boksöre adeta kırmızı örtüyü gösteriyor. Adeta bir matador gibi İspanyol boğazına yaptığı hareketi gördünüz değil mi? Rodeo başka bir heyecan. Matadorla rodeo yapar gibiydi adeta. Bir tek üstünde değil. Kazak boksör Soldrek attı.
İspanyol boğası rakibinin üzerine gitmeye devam ediyor. Maça bir anda magazin kattı Kazak boksör Aydar Sarıbayım. 27 yaşında, rakibi 29. Beşinci ve altıncı roundlarda hiç fırsat vermedi rakibine neredeyse. Son koşu, Fadrek. Maç alevlendi değerli boks severler. Meksikalı boksör, Meksika asıllı İspanyol. Aparkatmıyor bir tane şimdi. Kazak boksör sağ kroşeyle vurdu. Eğer maçı puanla kazanırsa knockout karnesinde bir kırılma olacak Kazak boksörün. Eğer maçı kaybederse galibiyet serisinde bir kırılma olacak. Sağ kroşe. Gardına doğru ilerledi. Sağ kroşe, sol kroşe. Bunlar boşa gidiyor. Bakalım yakalamakta ne kadar zorlandı arada Sadrek. Bir de sol kroşe. Bakın diştiği fırlattı ağzından. Aparkat geliyor. Foto muhabirleri de adeta resim çektirdi o bölgede. Sağlı sollu kroşeler devam ediyor. Sarıbayev'den. Kazak Türk'ü boksör. Şov yapmaya başladı son iki roundda. Yetenekli, eksiğine tecrübe. Durdurdu. Zaten maç bitti bitecek. Değiştirilmesini istiyor. James maçın hakemi. Hadi diyor. Yıkama yenisini getir dedi. İşte getirdiler. Şimdi de bitecek maç neredeyse. Ama puanlama çok önemli. Evet bitti. Bitti maç. 6 round sonrasında bitti. 4. maçını yaptı. Kazak boksör. Kritik bir karar da gelebilir. Ortada bir mücadele oldu. 2. 3. roundlarda çok iyiydi. Hatta 5. roundda ortaktı. Juan Acura, Meksika asıllı Meksikalı, Meksika asıllı İspanyol boksör. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. 2 Kazak, 1 Amerikalı. Puan hakemi söz konusu. Sevgili izleyiciler. Avni Yıldırım 5 Kasım'da, 5 Kasım Cumartesi Münih'te kader maçına çıkıyor yenilgisiz boksörümüz. Dünya şampiyonluk yolunda, dünya şampiyonluğu yolunda adeta sırat köprüsü diyebilirim. Almanya'da Avni Yıldırım'ın Münih'teki kampını ziyaret ettik. Ve kısa bir belgesel hazırladık 24 saatiyle alakalı. Doya doya izleyeceksiniz bu akşam. Bu yayınımız içinde ekranlara getireceğiz. Boxing, we go to the scorecard. Evet, scorecard'a gidiyoruz. 6 round'daki törüşlerimizin şaşımıdayız. Judge Serik Yesmagombetov scores the bout 58-56. Birinci törüşe 58-56 bir hakem. 26. Judge Paul Tuzunde scores the bout 59-51. Judge Don Bellis scores the bout 58-56. For the winner by unanimous decision, still undefeated, Aydar Sarıbayım. Yenilgisiz yine devam ediyor. Aydar Sarıbayım. İki hakem 58-56, bir hakem 59-51 verdi. 58-56'lık karar çok daha doğru bir karar. 59-51 veren hakem biraz uçmuş diyebiliriz açıkçası. Çok cömert davranmış. Sevgili seyirciler, Kazak boksör kazanıyor memleketinde. Yenilgisizliğini sürdürüyor. Kanat İslam, Altaylar doğumlu. Kanat İslam, Kazakistan'da çifte kemer maçına çıkıyor kanalı rakibiyle. Bu gecenin ana maçı o.
Tam gaz devam edeceğiz. Almata'da 20 bin seyirci önü. Azerbaycanlı boksör Ali ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Ahmedov. Ali Ahmedov. 3. Ali Mamadov. Sevgili izleyiciler, ekranlarda Ali Mamadov. Süper orta siklette ters kart başvuru boksör. 10 galibiyet. 2 yenilgisi var. Bugüne kadar onu nakavt edebilen bir boksör çıkmadı. 2009'dan beri profesyonel kariyerini sürdürüyor. 28 yaşındaki boksör. Ali Mamadov. Ali Mamadov. O da kartmazsa şarkıdalanın kök kırışına. Darhandalamın zengin kök bayrağının namusun koldan beri meydan. Basırımızı karıştırmaya Ali Ahmetov. Ve şimdi de bu şehrin, Almaty'nin, bu ülkenin, Kazakistan'ın boksörü Ali Ahmetov geliyor sevgili izleyiciler. İki boksörün de adı Ali. Yenilgisiz boksör, 3 maç 3 galibiyet, 3 nakavtu var. Bir önceki karşılaşmada da 3 maç 3 galibiyet, 3 nakavtu olan Sarıbayev 4. maçında puanla kazanabildi. Bakalım Ali Ahmedov. İki kardeş ülke Kazakistan, Azerbaycan. 21 yaşında ekranlardaki boksör, 1.86 boyunda. Büyük umut vaat ediyor. %100'lük bir nakavt oranına sahip Ali Ahmedov. Çok seri bir boksör, bunu söylemek lazım. Maçın hakemi Tommy Kimmel. Anonsöründen boksörüne, ambiyansından, atmosferinden seyircisine gerçekten muazzam kalitede bir organizasyonla bu hafta Kazakistan Boks Gecesi'yle karşınızdayız sevgili izleyicilerimiz. Hazırsanız gecenin ikinci karşılaşması başlıyor. 6 maç planladık ekranlarınıza getirmek için. İkincisindeyiz. The three judges scoring the mat at ringside. Gloria. Bir arkadaşımız yazmış, Texas 1967. Herkesi Türk yapıyor. Yani Türk olmak o kadar kolay mı demiş. Kazakların Türk olmadığından bahsetmek herhalde yanlış bir şey olur. Özbek Türk vatanı sevgili izleyiciler. Rusya'dan birçok insanın Kazakistan'da yaşadığını da biliyoruz. Rusların da yaşadığını biliyoruz ama Kazaklar Türktür. 7 Türk devletinden bir tanesidir Kazaklar. Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, 7 bağımsız Türk devleti. Birazdan da zaten Karatistan'ın maçında Kazak Milli Marşı'nı benim Kazakistan'ım, aynen bu tür çekeyim herhalde, izleme fırsatı bulacaksınız. 10 jengiz, 2 jengiz, yani 10 iştega 2 ot nakaut ben otkan Azerbaycan'da bokşa. Representing Baku, Azerbaycan, Ali Mamadov. Benim yaptığım herkesi Türk yapmak değil de Türklere sahip çıkmak diye nitelendirebilirsiniz sevgili izleyiciler. İşte bakın Ali Ahmedov. Black trunks. Kara şorte. He weighed in at 78. Kara şorte. Duydunuz değil mi? Kara. Kara şortlu, siyah şortlu anlamına geliyor. He is undefeated in his professional career. 3 wins. No losses. All 3 wins by way of knockout. Ring töründe 3 jekpe-jek ötküzüp, 2'ünde knockout ben otkan yerlesimiz Almatılı. Representing Almaty, Kazakhstan, Ali Ahmedov.
Twitter'da M Bilgehan Demir şeklinde takip edip mention yapıp yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Ya da Instagram'da Bilgehan Demir şeklinde sevgili boks severler. This audience is what you fight. So keep it clean. Touch them up. Ready? 28 yaşındaki Ali Mamadov ve Ali Ahmedov. Gong sesiyle birlikte mücadele başladı. İki sporcuya da başarılar diliyoruz. Yayının başında da söylediğim gibi Ali Mamadov ters gard solak bir boksör. Düz gard sağ gard boksör de Ali Ahmedov. Sol koşa girişimi var. Azeri boksörün. Azerbaycan Türk'ü Ali Mamadov. Sağ direk geliyor Ali Ahmedov'dan. Karaciğerden yakaladı. Sağlı sollu direk yumruklarla yaklaştırmamaya çalışıyor Kazak boksör. Ve müthiş yumruklarla Ali Mamadov ciddi darbeler aldı. Orada biraz Guraki duruma geldi gibi oldu. Altın altlık karşılaşmanın birinci raundundayız. Sol koşa boşa gitti. Bak. Karaciğerden yakalıyor sol koşa sağ direk. Kariyerinde hiç nakavt olmamıştı Ali Mamadov. Azerbaycanlı boksör. Knockdown ediyor rakibini. Daha ilk raundda Ali Ahmedov. 7, 8, you okay? Give me a glass. Devam ettiriyor karşılaşmanın hakemi. Sol koşeden kendini kurtardı. Karşılıklı yumruklar boşa gidiyor şu sıralarda. Sağ direk. Tekrar yumruk kombinasyonu başladı. Çok sert yumruklar geliyor. Kazak boksör hamle attırdı. Ali Ahmedov dördüncü maçında dördüncü galibiyetini, dördüncü nakavtını elde ediyor. Azerbaycanlı Ali Mamadov'u mağlup ederek kariyerinde ona ilk nakavtını yaşatıyor. Gecenin ikinci maçında nakavt var sevgili izleyiciler. İnanılmaz yumruklarla nakavta gitti. Pozisyonu mutlaka tekrar izleyeceğiz. Ekranlara gelecektir. İlk knockdown'un ardından ikinci baskısı knockout getirdi. İlki biraz artçı gibiydi. O geliyorum dedi adeta knockout. Ama şu da bir gerçek. Ali Mamadov Azerbaycanlı boksör de kariyerinde bugüne kadar onu nakavt edebilen çıkmadı. Masak ekranlara geldi sevgili izleyiciler. Antrenör o da boksta. Önemli bir kişi. Kazakların boksunda ekrana getirdiler. Nelson Promotion'un gerçekleştirmiş olduğu organizasyonda işte gecenin ikinci maçında knockout. Bakın nasıl geldi. Bu ilk knockdown pozisyonu ve havlunun geldiği yer. Ali Ahmedov 77-56, Ali Mamadov 76-65, kiloları böyleydi. Avni Yıldırım'ın sikletinde bu iki boksörde. Ali Ahmedov, Ali Mamadov. Avni Yıldırım'ın da önümüzdeki hafta kader maçı var. Münih'te 5 Kasım.
Ladies and gentlemen, your referee, Tommy Kimmins, stops the bout at 1 minute 44 seconds of the first round. Ardaqda qayın, törəşinin toxtatılığına baylanısda, birinci raundin birinci minuta, 44-cü sekundda. Your winner by TKO, still undefeated, Ali Akmedov. Önemli bir galibiyet aldı. Dosta düşmana gerçekten ciddi mesajlar gönderdi Ali Akmedov. 4 maç, 4 galibiyet, 4 knockout. Fena geliyor Ali Akmedov. Kariyerinde bakalım bundan sonra onu nasıl takip edecek? Dünyanın dört bir yanından boks heyecanlarını ekranlara getirmeye davet ediyoruz. Centilmence görüntüler. İki kardeş ülkenin boksörü böyle birbirlerini onore ediyorlar. On galibiyet, iki mağlubiyeti vardı. Ali Mamadov'un üçüncü yenilgisini aldı. Ali Akmedov'sa, ekranlardaki bu boksörse kariyerine devam ediyor. Bakılık sporcu Ali Mamadov, Bulgaristan'a da koşumetleri hazır koyunuzlar. İşte pozisyon. İlk knockdown böyle geldi. Arkasından da knockout. Avni Yıldırım tarihi maç için hazır. 5 Kasım'da gelecek hafta bugün. Cumartesi. İşte Avni'nin mesajı. Kader maçım için tüm Türkiye'yi 5 Kasım'da NTV Spor ekranlarına bekliyorum. Heyecanımız büyük Avni Yıldırım için. Sevgili izleyiciler, hakemler eldivenleri kontrol ediyor. Mücadelenin Rus hakemi. İşte bakın burada da Alote, az önce Kanat İslam. Onların soyunma odasında. Az sonra. Tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Şimdi yine zorlu bir mücadele. Rus'tan Mirzatayev, Nuhu Alzuma arasındaki mücadele. Ekranlarda kanalı boksör Alzuma. Akra'dan geliyor. Nuhu Alzuma. Rakibi Ruslan Mirzatayev. Bu karşılaşma ağır şiddet mücadelesi sevgili izleyiciler. Sizden ricam, sosyal medyada paylaşımlar yapın. NTV Spor Boks gecesine davet edin herkesi. Bu karşılaşmalar asla kaçmaz. Ендеше, оның қарсыласы бүкіл әлемді дүр сілкіндірген, бүкіл Қазақстанға танымал боксшымыз. Your judges scoring at ringside, Don Ballas, Murat Shalabayev and Sedik Yesmegon Bayatov. Masa hakemleri görüşlerimiz ekranlarda sevgili izleyiciler. Don Ballas, Murat Shalabayev ve Sedik Yesmegon Bayatov. Ağır siklet mücadelesi olsun, hafif sikletler olsun, orta sikletler olsun. Kazakistan'ın bu şehrinde adeta kıyametler kopuyor. Bir puanla biten maç, bir knockoutla biten mücadele. Ve gecenin üçüncü karşılaşması sizlerle. Şırşalanın kızıl buruşunda kıtırgan boksçumen tanıs kolayızlar. Ruslan Mirzatayev iki maç yaptı. İkisini de knockoutla kazandı. İkisini de birinci rauntta knockoutla kazandı. Kızıl altın cene şasıldı size şortida. Kanayel'nin bayrağı. Bir yenilgisi var Alzuma'nın. Onu da knockoutla kaybetti. Dört galibiyetinin üçünü ise knockoutla kazandı Alzuma.
His professional record, 4 wins. 1 loss, 2 wins by way of knockout. 4 кездесу өткізіп, 4-те жеңсе де, 1-те жеңіліс тауып, 2-ін нокаутпен жеңіске жеткен ардақтарай. From Accra, Ghana, here is Nuhu Azuma. Hazırız biz. Eğer sizler de hazırsanız gecenin ağır siklet mücadelesi başlıyor. Wearing black trunks with gold trim. Kara şortuda. He weighed in 99. Kara şortlu boksör Ruslan Mirzatayev. Salmağı 99 kilo. His professional record undefeated. 2 wins, no losses. Both wins by way of knockout. 98.88 kilo tartım verdi. Ekranlardaki Mirzatayev. Rakibi 103 kilo. Representing Almaty, Kazakhstan, Ruslan Mamalu Mirzatayev. Geçen hafta Göteborg şehrindeydik. Güney Afrika'da altın yeri anlamına geliyor. Bu şehrin anlamı da elma yeri sevgili izleyiciler. Elma anlamında alma. Kazakistan'da. ...31 yaşında... ...Kazak boksör 32 yaşında... ...Ganalı... ...1.85 boyunda Ruslan Mirzatayev... ...hakem... ...ilk maçı hakemi... ...James Waring... ...gong sesiyle birlikte mücadele başladı... ...sol direkte gitti üzerine... Sağ direk geliyor. Kanalı boksörün boyu listede yok sevgili izleyiciler. O yüzden aktaramadım ama 1.80 boş boyunda Mirzatayev. Oradan artık kestirmek lazım rakibin ne kadar uzun olduğunu. Sol koşe, sağ koşe. Sollamaya başladı daha ilk round'dan Kazak boksör. Sol direk kanalı boksörden. Midesine uzandı Kazak boksör. Sağ koşe geldi o bölgede. Tehlikeli yumruklar alıyor. Ganalı artık da sol direkt sağ köşe. Sol köşe de bitti. Bitti bitti. Kalkamaz. Müthiş bir yumruk kombinasyonu. Sol köşe de bitirdi işini. Ganalı boksör Azuma'nın. Çok güçlü bir sol köşeydi bu. Pozisyonu tekrar izlemek lazım. Acayip bir yumruk kombinasyonu. Ve kanalı boksör yıkıldı. Başlar başlamaz bitti maç. ...99 kiloluk bir ağır siklet boksörü 1.85... ...tabii bir Mike Tyson değilsiniz... ...ki kendisi 1.79-1.78 boylarındaydı... ...Mike Tyson kimleri indirmedi ki? İşte burada... Tyson vari yumruklarla Kazak boksör Ruslan Mirzatayev kanalı boksörü ringe çıktığına çıkacağına pişman ediyor adeta. Nakavtlarla devam ediyor Kazakistan'daki boks gecesi. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Olabilecek en sert yumruklarla başladı ve Kazak boksör 3. maçında 3. galibiyetini, 3. nakavtunu, 3 nakavtunun hepsini de 1. nakavtlarda bitirmeyi başarıyor. Kazakların ağır sikleti Mirzatayev 31 yaşında. Your referee in charge James Waring calls a halt to the bout at 41 seconds of the first round. Ardaqta qayın, birinci raundın 41-ci sekundunda nakaut ben jengiske jetken. Your winner by knockout, still undefeated, Ruslan
Mamaluk Mesutayev. Elvan'ın ana vatanı Almaty'de heyecan sürüyor sevgili izleyiciler. Sıradaki maç gelsin artık. Üçüncü maçta nakavtla bitti. İlk maç puanla bitmişti. Ve şimdi Isaac Ari ile Turarov arasındaki mücadele. Cengiz Turarov, Isaac Ari'yi karşı karşıya gelecek. Kazak boksör Ganalı'ya karşı 19 maç 19 galibiyeti bulunan Turarov. Bakın sağ kroşe geliyor burada. Sol direk, sağ kroşe, sol kroşe. İş böyle bitiyor. Buldozer gibi adeta. Cruiserweight'e geçse aslında çok büyük iş yapabilir. Bence 91 kiloda harika işler çıkartır Ruslan Mirzatayev. Kardeşim, Amerika'dan gelip oturan bizim konağımız Robert Alexander Mirzaga. Koşumetleriniz ve alasımızı verebilir. Efir törüne şarkılar. Thank you very much Mr. Robert Alexander. Elmati, Ice Palace'da tam bir fırtına. 15 bin bilet satıldı sevgili izleyiciler. Buz hokeyi için dizayn edilmiş olmasına karşın salonda artistik buz pateni, boks, basketbol, konserler ve diğer birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Almaty 2017'de üniversiteyat, 2022'de kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapacağı için bu tip dev organizasyonlarda kullanılmak üzere inşa edilmiş bir salon. Aslında bu organizasyonlarla da olimpiyatlara hazırlık yapıyorlar. Asya'nın en önemli kapalı spor salonlarından bir tanesi. Bugün bu salonda ilk kez bir boks karşılaşması, boks gecesi yapılıyor. Avni Yıldırım 5 Kasım'da tarih yazmak için Münih'te ringe çıkacak. Bahsettiğimiz şehirden görüntüler sevgili izleyiciler. Almaty camileriyle, teknolojisiyle, tarihiyle, mükemmel insanlarıyla. Bakın. Almaty Arena bu salonda yapılıyor karşılaşmalar. İşte kışın burası tam bir kayak merkezi gibi. İşte son 3 maçın tartıları sevgili izleyiciler. Az sonra bu maçı, daha sonra bu maçı ekranlara getirecek. Heyecan fırtınası sürüyor. Ve konser. Kader maçım için tüm Türkiye'yi 5 Kasım'da NTV Spor ekranlarına bekliyorum. Assalamu aleyküm vatandaşlar. Kazakistan'da şimdi sizleri kulağınızın sakı silinmesi için Kazak sanatçılarla baş başa bırakıyoruz. Tam bir görsel şölen demiştim sizlere. Eğlencenin kralı burada. İşte buyurun. Şöler arasındaki heyecan fırtınası gerçekten zirveye doğru ulaşmaya başladı. Aytek ekranlarda 1.79 boyunda 23 yaşındaki boksör Cengiz Turarov karşısında bakalım nasıl bir performans çizecek. Akra'dan geliyor. Ghana'nın başkenti Akra'dan geliyor. Ekranlardaki Isaac Ari yöresel danslarıyla birlikte ilerliyor. Ghana takımı tabii ki iddialı geldi ama bir boksörleri çok ağır bir şekilde nakavt oldu. Şimdi Isaac Ari telafi edebilir mi bu durumu? Hep birlikte göreceğiz. ...23 yaşındaki Isaac... ...25 yaşındaki Turarov'a karşı. Canımlar, mersalar...
onun karşılası Şarşalan'ın köprüsüne Darıkan dağımın zık basırın karşılamadığını sayın mı? İşte 19 maç, 19 galibiyet, 13 knockout, Furarov ekranlarda. Son maçını puanla Santos karşısında kazanmıştı. Daniel Souza Santos'la yaptığı mücadeleydi. Ama en önemli galibiyeti Abraham Peralta mücadelesiydi. Tek yenilgili rakibini Dominik de bozguna uğratmıştı. Karşılaşma yarı orta siklette gerçekleşecek. Kell Brook'un sikleti bu sevgili izleyiciler. ...65.72 kilo tartım verdi Furarov. Dubai'deki kickbox gecelerinden Mike Markham'ı hatırlıyorum. GSC gecelerini sunardı. Şimdi bakın Kazakistan'da. Masa kendi ekrana geliyor. İki Amerikalı, bir Kazak. Masa hakemi söz konusu. Yarı orta sikletin dünyadaki efendilerinden bahsedeyim. Dani Garcia, Keith Thurman, Kell Brook, Jesse Vargas ki Dani Garcia ile Keith Thurman 14 Ocak tarihinde açıklanacak resmen. Mart'ta olacak karşılaşma büyük ihtimalle. Jesse Vargas da Kell Brook da bu sikletin diğer ustaları. Jesse Vargas da Pac-Man haftaya karşı karşıya gelecekler. Fighting out of Accra, Ghana. 66.7 maksimum olmak zorunda oldukları kilo. İki boksör de 66 kilonun altında geldiler gramla. 65-72 iki boksörün de yaptıkları tartım sonuçları böyle. He wears white trimmed with blue. Kök және ақ шортыда тұрған боксшымыз. His official weight 66 kilograms, 145 pounds. Салмағы 66 келі. His record flawless at 19-0 with 13 wins via knockout. 19 кездесуін өткізіп, ол ішінде нокаутпен жеңіске жеткен батырымыз. Fighting out of Almaty, Kazakhstan. Алматыны. Kazakhstan! Janko Suvarov! 19 maç, 19 knockout yazıyor ama o bilgi doğru değil sevgili izleyiciler. Grafikte bir hata söz konusu. 13, 19 galibiyetinin 13 knockout'la. Bu bilgiyi düzeltmek isterim. I want to remind you, this audience is here. What you fight, so keep it clean. Touch him up. Tommy Kimmons, karşılaşmanın hakemi. 25 yaşında Turarov. Isaac, 23 yaşında. Unicorn. İki boksörün de 1.83 boyunda olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. İlk round başladı. 8 round'luk karşılaşmanın birinci roundundayız. Soldrek. Ganalı boksörden ilk yumruk geldi. Bir Soldrek daha geliyor.
Soldrek'lerle rakibini yoklamak niyetinde. Soldrek tekrar. Gecenin ana karşılaşmasına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz sevgili izleyiciler. Sağlı sollu direktörlük denemeleri var bu bölgede. Soldrek tekrar. Garılı boksör. Ayakları yere sağlam basar gibi bir görüntü içinde. Bakın Cornell Bob Sheridan çok önemli bir spikerdir. Muhammed Ali'nin Frazier'la maçını anlatan, Mike Tyson'ın Evander Holyfield'la karşılaşmasını anlatan, Master Douglas Japonya'daki Mike Tyson maçını anlatan ünlü spikerden bahsediyorum sevgili izleyiciler. Binlerce maça konuşan bir efsaneden bahsediyoruz. Bizim efsane spikerimiz Orhan Ayhan gibi. Boldrek. Bob Sheridan 72 yaşına geldi. Sadrek. Şimdi sert yumruklar. Sağ kroşe geliyor. İki tane arka arkaya. Omuzuyla düzeltti. Soldrek de tamamlamaya çalıştı. Soldrekler. Aparkat geliyor. Selami Gümüş Bıçak adlı bir arkadaşımız Rize'den yazmış. Stop! Stop! Böyle ilk rauntta nakavtlarla maç mı biter? Evet bitebilir arkadaşlar. 12 rauntluk karşılaşmalar da olur. Birinci rauntta da bitebilir. Son raundun son saniyesinde bile nakavt olabilir. Box bu. Her şey olur. Hey. Omuzunla itme diyor hakem. Kazak boksör bunu İkinci, üçüncü defa yapınca hakem uyardı. Amerika'da, Florida'da yaşıyor. Kazak boksör. Aparkat denemeleri var. Seyirciyi coşturuyor bu yumruklar. Yani son saniyede knockout mu olur diye sormayın. Olur, her zaman olur. 12. raundun son saniyesinde Liakovic, Shannon Briggs'e knockout olmamış mıydı 2006 yılında? Olmuştu. Ve puan olarak öndeydi. Bir saniye daha gayret etse puan olarak maçı kazanacaktı. Ama kaybetmişti. İşte bakın ilk rauntta tamamlanmış oldu bu şekilde. Başka örnek vermek gerekirse son saniye knockoutlarına Carl Froch'a knockout olan Jermaine Taylor'ı unutmamak lazım. 2009 yılında son saniyede knockout olmuştu. Son 5-6 saniye. Ki o maçta da Carl Froch'u puan olarak yenecekti. Ama knockout olduğu için mücadeleyi kaybetti. Bunlar her zaman yaşanabilir. Kariyerinde çok büyük başarılar yakalayan ve ölüm yıl dönümünde olduğumuz Sinan Şamil Sam'ımızın efsane bir lafı vardır. Boks tek bir yumruğa bakar derdi. Allah rahmet eylesin. Sinan Şamil Sam geçen sene bugün hayatını kaybetmişti. Mekanı cennet olsun. Sinan Şamil Sam efsanesini unutmuyoruz, unutturmayacağız. Ganalı boksör sert sağ direklerle başladı. Aparkatla denedi o bölgede. Sağ direk. Bir sağ kroşe daha, sol kroşe geliyor. Ganalı boksör baskı peşinde. Soldrek. Omuz darbesi, aparkat denemesi. Soldrek. Kazak boksör yakın mesafeden soldrekler atıyor. Omuzuyla da sürekli itiyor. Bunlar aslında biraz kural dışı. Soldrek devam etti. Sol ve sağ direk denemesi. Ganalı boksör sağ kroşe yiyor. Aparkat. Isaac sol direkten aldı. Ve müthiş bir sol kroşe geliyor. Kanalı boksör çenesinin ucundan. Kazak boksör
yenilgisiz 19 maçta mağlubiyeti bulunmayan Turanov'u neredeyse indirecekti. Bakın Isaac 24 galibiyetinin 22 tanesini knockout'ta kazanmış bir boksör. Hafife almamak lazım, yenilgilerine bakmayın. Soldrek arka arka iki tane. Bir soldrek daha geliyor. Sağ kroşe süper. Tam kulak dibinden yakaladı. Yumruğun sesi kulaklarımıza kadar geldi. Kanalı boksör de bastırıyor. Şahane bir maç. İki tarafa da karşılaşma zor geliyor şu sıralarda. Sol kroşe. Sol direkler. Aparkat denemesi. Ciddi açıklar veriyor. Turanov risk almaya başladı. Aparkat şimdi. Sol direk. Sağ kroşe. Ve kanalı boksörden de aynısı geldi. Aparkatı yedi. Sol direk tekrar. Knockoutlarıyla heyecan dolu bir boks gecesi Kazakistan'da Almaty'de. Sağ sol direkler. Aparkat geldi şimdi. Sol direk tekrar. Bir sol direk daha. Kanalı boksör sıkıştırmak niyetinde rakibini köşeye. O bölgeden çıkartmamaya çalışıyor. İki tane sağ kroşe geldi. Turanov'dan, Kazak boksörden. Sağ kroşe süper. Ve sol kroşeyle devam ediyor. Round'un son anlarında muazzam bir resleşme. Adeta duello yapmaya başladılar. Vay canına, mükemmel bir roundu geride bıraktık. Çok doğru bir roundu bu sevgili izleyiciler. İşte bu sağ kroşe. Müthiş yumruklar. Maçın hakkını vermeye başladılar. Yarı orta siklet mücadelesinde. Shannon Briggs'in son bir saniyede rakibini nakavt ederek o efsane karşılaşmasını şimdi Twitter'da M. Bilgehan Demir Twitter adresinde M. Bilgehan Demir Twitter adresinde paylaştım. Görün son saniye 12. raundun son saniyesinde nakavt nasıl gelmiş. M. Bilgehan Demir. Oradan bakabilirsiniz. Hatta retweet yapın, herkes baksın. Üçüncü round başladı. Sağ sol direkler devam ediyor. Burada yakalamaya çalışıyor kanalı boksör. Almaty'de kendi evinde zor anlar yaşatıyor Turanov'a. Ama Turanov da ikinci raundun son 20 saniyesinde buldozer gibiydi adeta. Sol direk. Bir sol direk daha geliyor. Sağ direk. Karşılıklı direk yumruk denemeleri var. Sol direk tekrar. Karşılıklı yumruklar devam ediyor. Sağ kroşe. Yakın mesafeye girdi. Sarıldı o bölgede. Isaac Arye. Kanalı boksör. 23 yaşında. Isaac Avuley Arye. Tam ismi bu şekilde. 181 round tecrübesi var ringlerde. Kanalı boksörün. Turanov da 63 round maç yaptı bu karşılaşmadan önce. Her round 3'er dakika biliyorsunuz. Sol direk. Sağ sol. İkili yumruk kombinasyonu. Wow, süper bir aparkat geliyor kanalından. Bu yumruklar yıkmaya yetmedi. Turanov'u. Hele bir tane sol kroşe vardı ki herhalde Kazak izleyicilerin yüreği ağzına gelmiştir o bölgede. Eyvah, bir anda yıkılıyor mu dedik. Ama Kazak boksör ayakta kalmayı başardı.
Sağ koşa geliyor. Aynı durumu kararlı ikinci raundun sonlarında yaşadı ama. Sol koşa. Seyirci tezahüratlarını arttırıyor. Şimdi Karaciğer'e yönelmeye başladı. Sağ koşa. Soranlar yaşatıyor. Karalı boksör ayakta durmakta zorlanıyor. O da karşılık vermeye çalıştı. Sol direk. Direk yumruklar sürüyor. Sol ve sağ direk. Sol direk tekrar. Aparkat tutmadı. Sol koşe. Sıçrayarak vurdu bu darbeyi. Kuraro. Beş Kasım'da Avni Yıldırım Münih'te ringe çıkıyor. Sol direk. Sağ direk. Sağ kroşe. Yine sıkıştırma çabasında. Yıkmak için her şeyi denedi. Üçüncü hafta olmadı. 5 Kasım'da Avni Yıldırım sizlerle gelecek hafta bugün. Cumartesi. İşte Avni Yıldırım'ın mesajı. Kader maçım için tüm Türkiye'yi 5 Kasım'da NTV Spor ekranlarına bekliyorum. Sevgili izleyiciler, ekranlarda Kanat İslam'ın salona giriş görüntüleri, gecenin başında da ekranlara getirmişlerdi Kazak rejisi ve şimdi bir kez daha ekranlarda Kanat İslam gecenin ana maçını yapacak. Onunla rakibi Kanalı. Soldrek. Bir soldrek daha geliyor. Üçüncü hatta bayağı bir salladı Ganalı boksörü Turarov. 20. galibiyetine çok yaklaştı. Soldrek. Sağ kroşe. Sol aparkat. Kroşe karışımı bir yumruk. Yumruk darbesi. Sağ direkte ben cevapladı. İki düz guard boksör direkt yumrukların arkasından sağlam yumruklar çıkartıyorlar. Ve şimdi Ganalı boksörler ikili yumruk serisi yakalamaya başardı o bölgede. Sol direkt mideye. Sol direkt tam çenesine Ganalı boksörden. Hareketli, bayağı bir hareketli Ganalı boksör. Yakalanmamaya çalışıyor. Üçüncü rauntta yaşadıklarını yaşamamak istiyor. Sol koşe. İlk iki rauntta Kazak boksör tanınmaz aldıydı adeta. Hatta nakavtın eşiğine kadar geldi. Üçüncü rauntta toparladı durumu. Ve şimdi burada yardım istedi Ganalı boksör. Sayıyor. Kardını aldığı sert darbeler onun nefesini kesmiş olmalı. Tekrar üzerine gitti. Karaciğer'e çalışmaya devam etti az önce gördüyseniz. Boşluğuna şimdi attığı bir yumruk. Kurarov, sol direkt. Kontrolü tamamen eline almış vaziyette. Şimdi yumruk kombinasyonları çenesine doğru gitti rakibinin. 45 saniye var, 4. round tükeniyor.
Dodrek. Kovalamaya başladı kanalıyı. Karaciğerinden yatırdı, diz çöktürdü. Nefes aldırmıyor adeta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve bitiriyor mücadeleyi. Mücadele sona eriyor. Kazak boktör. Damlaya damlaya göl olur misali attı. Yumruklarla karnına, karaciğerine boşluğuna rakibinin adeta nefesini kesti. İşte seyircisine yaşadığı, yaşattığı mutluluk bu. Farını yoğunu ortaya koydu. Canan Isaac dördüncü kez kariyerinde nakavt oluyor. Cengiz Turanov'sa 20. galibiyet, 14. nakavtına imza attı bu karşılaşmayla birlikte. İşte bakın, tekrar izleyeceğiz. Nefesinin kesildiği yer burası, bakın. Karaciğer enerji deposu. Orası etkisiz hale geldiği zaman kısa süreli hareketsiz kalıyor boksörler. Ve kalkıp devam edemiyorlar 9 saniye içinde. Ve ekranlarda sevgili izleyiciler, Kanat İslam. Şimdi sevgili izleyiciler, ekranlarınızın başında sakın ayrılmayın. Çok önemli görüntüler birazdan ekranlarda olacak. Ve Alotey. Kanalı Alotey. Az önce izlemiş olduğunuz karşılaşmanın bir üst sikletinde 69.9 kiloya tekabül eden bu siklette iki şampiyonluk kemeri için mücadele verecekler. Gecenin ana maçı birazdan. Soyunma odalarından görüntüler. Değerli boks severler, birazdan Avni Yıldırım'ın Almanya'da yaşadığı 24 saati ekranlara getireceğiz belgesel halinde. Kısa bir 7-24 derler bunu Amerika'da. Son antrenman maçı nefes kesti. İki boksör de açıkçası deformasyonlara maruz kaldı. Maça bir hafta kala yapılan sparring antrenman maçında Avni Yıldırım neler yaşadı neler. Az sonra bunu göreceksiniz. Antrenmana nasıl gitti? Şehir gezintisi, özel röportajlar, hepsi burada. Rakibi hakkında görüntüler birazdan. Göğsünde eldiven asılı olan Nelson, organizatör. ...22 maç, 20. galibiyet, 14. nakavt, Turanov kazanıyor sevgili izleyiciler. İşte bakın pozisyonlar. Knockout'un geldiği yerler bunlar. Kazakistan'ın Almaty kentinde, Almaty Ay Sarayı'nda heyecan devam ediyor. Milton Nunes, Zanibek, Alim Kuyev mücadelesi az sonra. ...2013 Asya ve Dünya Şampiyonu Alim Hanlı az sonra ringe çıkacak sevgili bokseverler. Milton Nunes'de. Avni Yıldırım'ın Almanya heyecanına uzanıyoruz. Almanya kampından görüntülerle devam ediyoruz. Neler yaşadı, maça nasıl hazırlandı, hepsi burada. Nefes almadan izleyeceksiniz. Avni Yıldırım. Almanya'nın Münih kentindeyiz. Hamburg'da hatırlayacaksınız. En kuzeydeydik Almanya'nın. Şimdi de Almanya'nın en güneyindeyiz. Burası Macaristan'a, Çek Cumhuriyeti'ne, Avusturya'ya. Biz uzaktan vuruş yapabilecek
Biz ona biraz hazırlanıyoruz. Döverek hazırlıyorlar maçtan işte. Hazırlanıyoruz. Afni Yıldırım. Afni Yıldırım kazanıyor. Üçüncü kez kemerini korumayı başarıyor. Torbaya panik olmuyor. Solla müzen çalıştığı zaman adamlar çözülüyor. Zaten öldüm çünkü son anlarda zaten zor ayakta durdu. Oldum dedim ama normal. Tamam, torbaya geçeceksin. Torbada sol ağırlık. Nasıl gitti? İki tane rakiple arka arkaya sparring antrenman maçı yaptı. Normal, gerçek maç niteliğindeydi. Tabii normalde 3 taneyle yapıyoruz. Bazen 4 taneyle. Dayanamadım çünkü de birinin gözü şişmiş dünden. İyi gitti. Keşke daha güçlü olsaydılar, daha dayanıklı olsaydılar. Çünkü sparringle aldığın kondisyonu hiçbir yerde alamıyorsun. Gerçek boks sparring ve koşma. Şimdi formaya devam ediyoruz. Bir Alman promotör olarak kendisinin gecesinde bir Türk main event maça çıkıyor. Ein deutscher Promoter, der du bist. Ein Türke ist eigentlich im Fernsehen ein Hauptkampf. Was hast du das? Macht mir eine Ehre. Also es ist nicht nur ein Türke, sondern es ist halt weltweit bekannter Boxer. Und mit Avni werden wir auf jeden Fall einen Weltmeister in Supermittelgewicht haben. Und das ist uns eine Ehre, dass wir einen grandiosen Kampf bei uns auf der Gala, bei so einem Event auch klasse boxen konnten. Benim için Avni Yıldırım Türk olması gurur verici bir şey. Aynı zamanda da Avni Yıldırım bence çok klas bir boksör. Dünyaca ünlü isim yapmış. Kısa bir dönemde. Ve benim için Avni'nin bu maçta olması bizim için bir zenginlikten bir şey. Yani aynı zamanda da değerli bir maç. Rakibi de iyi. Ve ben Avni Yıldırım 76 kiloda dünya şampiyonu olacağına kesinlikle inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir tane diye. Hey, bu sen bunu olur. Çabuk, daha hızlı, daha hızlı. Sol sağ. En iyi 3 boksörün arasında bence 76 kiloda. Hadi bir de vermez, benim öz işe onun bir de çay gibi rodeo ya. Ve bir zamanla hepsini ezecektim. Münih'te Avni Yıldırım kariyerinin belki de en kritik karşılaşmasına çıkıyor. 5 Kasım tarihi gelip çattığında Avni Yıldırım WBC'nin dünyadaki 7 numarasıyla. Avni, çok zor bir hazırlık dönemi artık evet. Bitti sayılır. Son haftaya girdik. Nasılsın? Vallahi artık bütün yüklemeleri tamamladık. Son haftaya giriyoruz. Son sparringleri yapıyoruz artık, son hazırlık maçlarını. Performansımızdan şu an için memnunuz. İnşallah birkaç günü biraz daha toparlayacağız. İnşallah alnımız akıllı da bu çalışmaların karşılığı 5 Kasım'da alacağız hep birlikte abi. Nasıl, kilo problemin var mı? Şu an kilo problemim yok. Her şey gayet normal. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir hastalığımız yok. Kendimize iyi bakıyoruz. Giyimimize, kuşamımıza, yani antrenmandan sonra, sadece antrenmanla bitmiyor, antrenmandan sonra da kendimize iyi bakmak zorundayız. Hepsini yapıyoruz. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Sakatlığımız yok, hastalığımız yok. Her şey yolunda. Artık 5 Kasım beklemeye başladık. Nasıl hazırlandın? Almanya'daki kamp, kaç gün antrenman yaptın? Kaç rakiple dövüştün? Neler yaptın? 2,5 haftadan beri aşağı yukarı buradayız. Burada ilk başta 5 tane sparring partnerim vardı. Daha sonra bugün biraz 2'ye düştü. 3'ü şu an yıprandı biraz. Sakatlıkları oluştu. Yıprandılar, gelmek istemediler. Bir şeyler oldu ama performansımızdan memnunuz gerçekten. Antrenmanlar da güzel geçti. Verimli geçti. İstediğimiz verimi aldık. Her şey güzeldi. Evet, bir sonuç var. Oradan başlıyorsun.
rakip hakkında neler söyleyeceksin? Rakip şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar bir Avni Yıldırım'la maça çıkmadığını söyleyebilirim rakibimin. O da gerçekten buraya kazanmaya geliyor fakat karşısında bir Avni Yıldırım var. Hırslı bir Avni Yıldırım var. Başarı yaş bir Avni Yıldırım var. Hedefleri olan bir Avni Yıldırım var. İnşallah 12 roundluk bu maçta rakibimizi bozguna uğratıp 5 Kasım'da Avni Yıldırım hedefine doğru yol almaya devam edecektir. Akıbetini nasıl görüyorsun? Maçın akıbeti... 12 round mu sürer? Erken bir knockout mu olur? Nasıl bir plan var? Eğer kafanda? Antrenmanlardaki Avni Yıldırım o presli boksumu maça yansıtırsam aynı presi ben maçın 12 round süreceğini düşünmüyorum. ...5 Kasım'da tüm Türkiye'nin kalbi Münih'te atacak. Dualarınızı bekliyorum. Her şey Türkiye için. Olayıydı sevgili izleyiciler. Cengiz Han dönemlerinden bugünlere kadar. At vazgeçilmez. İşte ekranlarda sevgili izleyiciler Milton Nunes. Zanibek, Alim. Birazdan ringe çıkacak ilk maçına. Kazak boksör. Yedişe, onun karşılası ismi elimde eygüle. Elimdik boksçularının tizesini döktürebilgen. Kazakistanlı sporçumuza karşı alınızlar. Jenibek Alimxanoğlu. Sinan Şamistam'ın hayatını kaybettiğinin birinci yıl dönümündeyiz sevgili izleyiciler. Geçen sene bugün bu saatlerde efsane boksörümüzü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Sinan Şamistam, mekanın cennet olsun. Seni asla unutmayacağız. Allah kanı kanı rahmet eylesin. 30 Ekim 2015'te kaybetmişti. Sizler de Sinan Şamistam'a mutlaka büyük hayranlık duymuşsunuzdur kariyeriniz boyunca, hayatınız boyunca. O Türkiye'nin adını çok duyurdu. Biz de onun adını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu görev bizim. Yarın saat 11'de pazar günü, daha doğrusu bugün artık, 11'de Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda 5. kısımda kendisi için bir tören düzenlenecek. İştirak etmek isteyenlere de buradan bilgi aktaralım sevgili izleyiciler. Alimxanoğlu. Şimdi gecenin bir diğer müsabakası, sondan bir önceki mücadele bu. Hafif ağır siklette büyük karşılaşma. Kovalevlerin, Andre Ward'ların sikleti bu. Sevgili izleyiciler. We are set for the co-featured bout of the evening, scheduled for 6 rounds in the light heavyweight division. Endişe Hardat Ağayın 78 gele salmak derecesi diye göcek becekli bastalga dayın bas. Endişe Şarşalan'ın kızıl vuruşundaki sporçumuzdan tanış bulunuzlar.
The judges scoring this bout from ringside, Gloria Rizzo, Rick Bayes, and Don Ballas. Gizli sütün görüşleri, Gloria Rizzo, Ricardo Bayes, Don Ballas. The third man inside the ring will be referee James Waring. Dörüşümüz ring düştürüsündeye götürgen dörüşe James Waring. Introducing first the man fighting out of the red corner. Şarşılayının kızıl vuruşa. He steps between the ropes this evening wearing black. Kara şortu giyen. He weighed in at 78 kilograms, 171 pounds. Salmağa 78 kilo. His record 33 victories opposite 16 defeats with one draw with 20 wins via knockout. Kasıbı jetistikleri 33 yengiz, 16 yengiz, 28'den knockout'tan ıtkan Kolombiyalı sporcu. Fighting out of Barranquilla, Colombia, Milton El Misil Nunez. His opponent fights out of the blue corner. Şarşılanın köpürüşündeki batırımız. He steps between the ropes wearing green. Jasal şortu giyen. His official weight, 77 kilograms, 169 pounds. Salmağı 77 kilo. A 2016 Olympian and a 2013 amateur world champion. 2016 Olimpiyada katılmışı, 2013 yılı Alem Çempiyonu, Kazakistan'da sporçuma. He makes his profesyonel debut. Dünya şampiyonu sevgili izleyiciler. Bakalım Alim neler yapacak. Kazakistan, Janibek Alim Connerly. Mücadele başlıyor. James Waring maçın hakemi. Good luck to both of you guys. Touch gloves. Step back. İlk round başladı sevgili izleyiciler. Ters kart boksör. Süper orta siklet mücadelesine de çıkıyor. Hafif ağır siklet karşılaşmaları yapıyor Nunez. Bu mücadele catchweight olarak yapılıyor. Ortada buluşulan bir siklet olarak. Süper orta siklette hafif ağır siklet arasında böyle bir anlaşma yapıldı. Ters kart Alim'den. Sol koşa boşa gidiyor. Sağ koşa sol koşa. Kolombiyalı boksör. Birinci roundda pek iyi sinyaller vermedi bana. Altı roundluk bir karşılaşma bu. Sola parkat tutmadı. Sağ kroşe. Alim Hanili sağ köşe 1.82 boyunda Alim 1.88 boyunda Nunez sol köşe savurur gibi oldu isabet yok boşluğuna gitmeye çalıştı sol köşe geldi şimdi Alim sağ direk attı sol direk çok başarılı. Seyircisini mutlu ediyor. Tıka basa dolu Almaty. Sol kroşe. Salladı. Aparkatlar. Direkt yumruklar. Bırakmıyor o köşeden çıkartmıyor. Ama yıkılmadı. Hala ayakta sol kroşeden kaçmayı başardı. Şimdilik kurtuldu gibi. Nunez. Sol direkt. Boşluktan yakaladı. Ve şimdi ipler olmasaydı yerde oturuyor olacaktı. Devam ediyor mücadelesine. Stop. Sarılma yok dedi hakem.
Alim Aparkat sağ köşeye. Sanki Kolombiyalı boksör kendisini hiç beklemediği bir anda ringde bulmuş gibi. Diz çöktü. 5, 6, 7, 8, 4. Alim tekrar gitti. Kolombiyalı'nın aradan bir sağ direği vardı. Sol koşa yedi. Amatör dünya şampiyonuna karşı yıkılmaktan başka şansı da yoktu. Kaybetti, bitti. Knockout sevgili izleyiciler. Tekrar tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Alim kariyerindeki ilk profesyonel maçında knockout'la mağlup ediyor rakibini. Sinan Şamilsan mesajlarınızı bekliyoruz. Tabela Sinan Şamilsan, buraya yazabilirsiniz sevgili izleyiciler. Ölümünün, vefatının birinci yıl dönümü 30 Ekim. 1.45'i gösterdiğinde saatler hayata gözlerini yummuştu Sinan. Geçen sene bugünlerde, bu saatlerde, bu dakikalarda boğazın boğazı amatör dünya şampiyonumuz profesyonel kariyerindeki başarıları asla unutulmaz Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. İşte pozisyonlar. Aparkat geliyor. Kroşeyle yatırdı sevgili izleyiciler. Kazakistan'da artık gecenin maçı için, ana maçı için arada başka karşılaşma kalmadı. Büyük bir heyecanla bekliyoruz gecenin ana mücadelesini. Karatistan mı, Patrick Allotey mi, hep birlikte göreceğiz. Alaşuli grubunun, Toby'nin konseri de olacak. Arada bir şarkı daha. Ring törüşsü Arda Tağayın birinci round'ın ikinci minuta 56 sekundun toxtatkan bolatın Arda Tağayın. Your winner by technical knockout, Janibek Alukanule. Janibek Alim Hanuli ilk maçı, ilk galibiyeti ve ilk knockout'u profesyonelde. Sevgili izleyiciler, Avni Yıldırım'ın Almanya'daki kampının görüntülerini gecenin sonunda bir kez daha ekranlara getireceğiz. 5 Kasım'a çok az kaldı artık. Son haftaya girdik. Çifte kemer mücadelesi için hazırız. Duğul koşu meteri. Aşuli Tobi'nin grubu yine Kazakistanlı izleyicilere bir resitan sergilediler adeta. Yöresel şarkılarını gönderdiler. Tabi ekranlarınızın başında sizler de bu ana tanıklık ettiniz sevgili izleyiciler. Almaty'de heyecan sürüyor. Tartılar böyleydi, gecenin tartıları.
Ve artık gecenin ana maçına geldi sıra. 5 Kasım'da gelecek hafta bugün de Avni var. Ekran başına Türkiye. Boksörümüz Avni Yıldırım Almanya'da kader maçına çıkıyor. Türkiye'de hayat duracak. Dünya Boks Konseyi WBC'de süper orta siklet final elemesi. Bir tarafta 4 numarada yer alan 13 maçta 13 galibiyeti bulunan namalup Sivaslı boksörümüz Avni Yıldırım, diğer yanda asıllı Kanadalı Sheila Hipoli. Kader maçım için tüm Türkiye'yi 5 Kasım'da NTV Spor ekranlarına bekliyorum. Tarihi maç 23'ten itibaren Almanya'nın Münih kentinden canlı yayınla sadece NTV Spor'da. İşte artık geliyorlar, ringe doğru ilerliyorlar. Gana bayrağı işte Kazak askerin elinde. Patrick Avotey. %78 knockout oranı var. 157 round maç yaptı kariyerinde. Şu dakikaya kadar profesyonel arenada. 26 yaşında sevgili izleyiciler. Ekranlardaki Patrick Avotey. Ghana'nın başkenti Accra'da ve Accra'da yaşamaya devam ediyor. Süper yarı orta siklet boksörü. 2006 yılından beri profesyonel ringlerde boy göstermekte. 34 galibiyeti var. 28 tanesi knockoutlu olmak üzere. 2 yenilgisi var. İkisinde de knockoutla mağlup oldu. Kanat İslam'sa 21 maç, 21 galibiyet, 18 knockout. Altaylar doğumlu sevgili izleyiciler. Kanat İslam. Hakem Yuri Kotsev, 41 yaşında Rus hakem yönetecek karşılaşmayı. Yedişe, kardeşlerim, oğlumuzun maktanışı, yegülüde bilmeydin Alaş Batır'a, bugün elimin közün, Tarhan Kazak elimizde, Bırmağan, Kırsalıysak, Kana, Lakabada, Kazak, Hüslah! Kanat İslam davet edildi sevgili izleyiciler. Dünya şampiyonluk karşılaşmalarına çıkabilmek için açıkçası ciddi bir yol kat etmesi gerekiyor. İşte o karşılaşmalardan bir tanesi, kader maçlarından birini geride bırakmak için Kanat İslam. Bakın, WBA Federasyonu'nda dünyanın 5 numarası durumunda bulunuyor. Süper yarı orta siklette Erislendi Lara, Jack Kulkay, Demet Uyuz Andrade gibi isimlerle birlikte anılıyor. Kanat İslam, Jack Kulkay'la Demet Uyuz Andrade'nin maç yapacaklarını da sizlere aktaralım. İşte bakın burada Kanat İslam ringe doğru ilerliyor. Kazak askerin elinde bu kez Kazakistan bayrağı var. Mücadelede IBO'nun da şampiyonluk kemeri olacaktı. Az sonralarda belki dikkatinizi çekmiştir. 3 kemer ortada diye o 2'ye düştü. Çünkü son anda IBO bu kemeri ortaya koymaktan vazgeçti. WBO'nun kıtalar arası süper orta siklet kemeri bu. Ve WBA'in de Latin Amerika'da çok meşhur pedaletin kemeri ortada. Çünkü kendisinin, Kanat İslam'ın Dominik'te özellikle Güney Amerika'da lisansı bulunmakta. Bu sebeple bu maça çıkmaya hak kazanmış vaziyette Kanat İslam. Sinan Şamislam'ı kaybettiğimizin tam birinci yılındayız. Geçen sene
bu dakikalarda maalesef hayata gözlerini yumdu. Boğazın boğazı Sinan Şamilsam. Çok büyük bir üzüntüye bizi boğdu. Aradan bir yıl geçti. Sensiz çok zordu be Sinan. Gerçekten. Üzdü bizi çok. Allah rahmet eylesin tekrar. Gana için milli marş. God bless our homeland, Ghana. Tanrı ana yurdumuz Ghana'yı korusun. Milli marşlarının ismi bu şekilde. Ve Kazakistan milli marşı. Benim Kazakistan'ım. Respublikasının memleketi himni. Kazakistan'da Almaty kentinde ana maç başlıyor artık. İşte bir Kazak annesi, Kanat İslam'ın annesi ekranlarda. Hazırlıklar tamam, mücadele başlıyor. WBO Federasyonu'nun kıtalar arası kemeri, 2 numaralı kemeri sevgili izleyiciler. Ladies and gentlemen, watching around the world, we are set for the... Bu karşılaşmayı kazanan boksör, dünya şampiyonluk karşılaşmasına çıkmak için en emeği geçmiş olacak. The Kazakhstan Professional Boxing Federation, the WBO with supervisor Marion Paladin. Avni Yıldırım da 3 şampiyonluk kemeri kazandı. Sıra artık altın kemere geldi sevgili izleyiciler. Ama önce Münih'te kazanması gerekiyor. Hayit Aslanı Kanadyalı'ya karşı. From Russia, Victor Panin. And from Germany, Jörg Milga. Masa hakemleri Amerikalı, Rus ve Alman. Gloria Rizzo, Victor Panin, Jörg Milke. Maçın hakemi Yuri Kopsev. Mark, Markım ekranlardaki anonsör ve hakem Yuri. Referee Yuri Kopsev.
ring törindeki töreşi Yuri Kovtsev, Rusya Federasyonu. This bout is scheduled for 12 rounds for the vacant WBO Intercontinental, vacant WBA Intercontinental, and vacant UBC World Junior Middleweight Championships. Introducing first, fighting out of the red corner. Ardatagayan, endişe bol tezisumun son 2 raundka deyin sozladı. Endişe şarşalanın kızıl burçundağı boksçumuzden tanıs bolınızda. He steps between the ropes this evening, wearing yellow and black. Salmağı 68 kilo. His record 34 victories opposite 2 defeats with 22 wins via knockout. Arda Tagayan jeke gelse 28 12 maçının 34 galibiyeti var. Bakın burada yanlış yazıyor grafikte. 34 galibiyet 28 knockout. The poisonous arrow Aloti. İki yenilgisi var. 34 galibiyetinin 28 tanesi nakavtla. Arda Tagayan endişe bizim batırımızın jetlerimize tanış falınızlar. He steps between the ropes this evening wearing a white and gold. Arda Tagayan ak gök jene altın şortu giyen. His official weight, an identical 68 kilograms, 154 pounds. Salmağı 68 kilo. His professional record flawless at 22-0 with 19 wins via knockout. Arda Tagayan, kasbi ringte 28 jetmiş. 21 maçı var. 21 galibiyeti sevgili izleyiciler. Bu grafikte de bir hata var. Kalpten vurgan kazak bağırma. Fighting out of Almaty, Kazakhstan, Kanat Kazak Islam! Kanat Islam hazır, Patrik Alotey hazır. Kazak boksör mü yoksa kanalı mı hep birlikte göreceğiz. Olimpiyatlarda kazandığı başarılar Kazakistan'ın boksta. Bir altın, bir gümüş, bir bronz. 3 madalyayla döndüler. Olimpiyatlardaki başarı profesyonel arenada da devam ettirmek istiyorlar. 1.78 boyunda Kanat Islam. Tıpkı rakibi tabii ki daha uzun. 1.85 boyunda rakibi. Gong sesiyle birlikte 12 rauntluk karşılaşmanın ilk saniyeleri başladı. Hemen gardını kapalı tuttu Soldrek. Gecenin 6. karşılaşması olarak ekranlara geliyor. Patrik Alotey ile Kanat Islam mücadelesi main event ana maç. Gecenin ilk maçı puanla bitti. 6 raunt üzerinden oynanıyordu. Sonraki karşılaşmaların 3 tanesi 1. rauntta, bir tanesi 4. rauntta nakavtla bitti. Ve son maçtayız artık. Gecenin en sonunda bütün maçların özetini geçireceğiz. 4 dakikada sizlere özetleyeceğiz. 4-5 dakikada Soldrek. Soldrek bir tane daha. Soldrek. Sol koşe. Sol direkt denemeleri var. Kanat Islam rakibini yakalamak niyetinde. Sürekli yön değiştiren bir rakip. Kanat Islam
acele etmiyor. Alatoy da aynı şekilde. Direkler denemeye çalıştı. Zanalı boksör sol direk attı, bekledi. Bir sol direk daha geliyor. Hareketli. Mideden mi yakalasam, çereden mi diye sürekli fentler yapıyor. Patrick Alotey. 26 yaşındaki Ganalı boksör. Stop! Stop! Box. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz bir kez daha. Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen tüm askerlerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Karat İslam. İplerini o bölgede sıkıştırmak istedi. Round'un son saniyelerinde bir hareketlilik oldu. Ben bunu bir fırtına öncesi sessizlik olarak yorumluyorum. İlk round içinde boksörler birbirlerine pek paye vermediler. İşte bakın burada Alotey ilk round içinde düşüncelere dalmış vaziyette. Hemen hemen hiç yakalayamadı Karat İslam'ı. Karat İslam yine birkaç kere yakalar gibi oldu. Kazakistan'da tarih yazmak için, ilk adımları atmak için buraya geldi. Bu karşılaşmayı kazanması halinde dünya şampiyonluk yolu ciddi anlamda açılacak. Bir sonraki maçı belki de unvan mücadelesi olacak. Tıpkı Avni Yıldırım'ın Haiti asıllı Kanadalı Sheila Hipoli ile yapacağı karşılaşmada olduğu gibi. Sol direk denemeleri var. Sağ kroşe. İkinci round'dayız. Patrick Alotey. Kanalı boksör. Yine bu ekranlarda, ekranlara getirmiştik Alotey'in mücadelesini. Patrick Tekşerye ile yaptığı karşılaşma. Sol direk. Midesine sol direkte gitmeye çalıştı. Sol direk çenesine doğru uzattı. Uzun kollara sahip Patrick Alotey. Karat İslam yumruk kombinasyonuna girmek için rakibinin yanına yaklaşmaya çalışıyor. Hemen püskürttü o bölgede Alotey sol direklerle. Ring etrafında turlamaya çalışıyor. Bir sol direk denemesi daha. Sadece rakibi kendisinden uzak tutmak planını uygulamaya çalışıyor şu anda Patrick Alotey. Köşeye sıkıştı ama Karat İslam baskı kurmaya çalıştı. Seyirci bir uğultu kopardı salonda, Ice Arena'da. Ice Arena denmesinin sebebi burası buz hokeyinin yapıldığı bir salon. Tabi sadece buz hokeyi değil, buz pateni de yapılmakta. Ve bunun yanı sıra basketbol karşılaşmaları da oynanıyor. Çok amaçlı, harika bir salon yapmışlar açıkçası. 15 bin bile satıldı bu karşılaşma için. Sağ kroşe. Sol direk denemeleri var. Şimdi yakalar gibi oldu. Hemen karaciğere gitti o bölgede. Sağ direği uzattı. İsabet yok. Karat İslam yoklamaya başladı. Daha risk alarak rakibin üzerine gidiyor. Hançızlar kanalı.
Sanat İslam baskısını sürdürüyor. Sonuç almaya hedeflenmiş vaziyette. Tamamen odaklanması bu yönde. Gece birçok nakavta sahne olunca seyirci bu karşılaşmada da bir nakavt olur mu diye pür dikkat izliyor. İkinci round'un son saniyelerinde yine bir baskı söz konusu. Aparkat, sağ direkt, kanalı boksör. Fırsat vermedi orada Kanat İslam'a. Bakın nakavt oranlarını söylüyorum. Patrick Alote %78 nakavt oranına sahip. Kanat İslam %86. İkisi de nakavtçu boksör. Yani 100 maç yaptılar. Patrick Alote 78'ini nakavtla kazanıyor. Kanat İslam 100 maç yapsa 86'sını kazanıyor. Nakavtla kazanıyor. Bugüne kadar Kanat İslam'ı mağlup edebilen bir boksör çıkmadı. İşte seyirciler ekranlara böyle yansıdı. Sol direk. Sağ kroşe denedi ama sol koluyla onu açıkçası blokladı. Colonel Bol Sheridan komanter pozisyonunda, spiker pozisyonunda. Efsane Muhammed Ali'lerin, Mike Tyson'ların maçlarını anlatmıştı. Sol direk. Bir sol direk daha, çok sert yumruklar. Sol direk. Kanat İslam tempoyu yükseltmek istiyor. Alote kurduğu tuzaklarla açıkçası bertaraf ediyor Kanat İslam'ın ataklarını. Şimdi çeneden yakalar gibi oldu. Köşe bölgede, sol köşede boşa gidiyor. Sol direk. Tekrar devam ediyor. Tekrar sıkıştılar o bölgede. Kanat kanat sesleri tribünlerde yankılanıyor adeta. Kanalı boksör diğer tarafa aldı kendisini. Müthiş yumruklar geliyor şimdi. Alute sağ kroşe aldı. Sol direk tutmadı bu. Köşeden çıkartmıyor. Baskıyı artırdı. Alute'den bir sol kroşe. İkinci sol kroşeyle isabetti. Aparkat denemeleriyle bu raundu da tamamlıyoruz değerli izleyiciler. Dördüncü raundu sabırsızlıkla bekleyeceğiz.
İşte bakın, soğuk demir bastırıyorlar. Dördüncü raundu hazırlıyor rakibi. İşte pozisyonlar ekranlarda. Sol direkte üzerine gitmeye çalıştı. Bir sol direk daha. Sol koşa girişimi var. Alnotay baskı kurmak için atak yaptı ama pek isabet yok. Mideye uzandı. İsabet yok tekrar. Boldrek. Boldrek. Orada bir diz çöker gibi oldu. Enteresan görüntüler. Tekrar başlattı süreyi hakem. Rus hakem Yuri Popsev. Sol koşa deniyor. Sağ koşa boşa gitti. Alotay Aparka sağ direkt denemesinde bulundu. Aparka sağ direkt. Sağ koşa boşa gidiyor. Alotay hemen kendisini başka tarafa aldı. Sol direkt. Sol koşe. Sol koşe. Sağ direk. Bitti bitecek round. Yıprattıkça yıpratmaya çalışıyor. Alatay zor anlar yaşadı. Ve bu şekilde tamamladı. 2007 Dünya Şampiyonası'nda Kanat İslam bronz madalya kazanmıştı. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda da bronz madalyayı almıştı. O 2007 Dünya Şampiyonası'nda sevgili izleyiciler, Adem Kılıççı boksörümüz bronz madalya kazanmıştı. Kanat İslam'la birlikte sevgili izleyiciler, Chicago'da ikisi birden üçüncü olmuştu. Adem dünya şampiyonuna, Kanat İslam da dünya ikincisine mağlup olmuştu 2007'de. 2007'den beri büyük erkeklerde ülkemizin Adem'in aldığı madalyadan sonra madalyası yok. 2007'den bu yana 9 yıldır dünya şampiyonalarında. 2008'de de sevgili izleyiciler, Kanat İslam'la birlikte Yakup Kılıç
bronz madalya kazanmıştı ve 2008'den beri de yine boksa madalyamız yok sevgili izleyiciler olimpiyatlarda. Sol direk denemeleri var. Akroşe. Sağ sol direkler aparkat. Dangerous cat. Yani kısacası 9-10 yıldır madalya alamıyoruz boksta. Büyük erkeklerde. Kazakistan'da 5. rounddayız. Aparkat, karaciğer denemesi sol direk. Arka arka iki tane direk yumruk. Sol direk. Alatey kendisini iplere doğru çekti. Sol direk, sağ direk. İsabet bulmayan yumruklar. İyi kaçıyorlar bakın birbirlerinden. Karatistan sağ direk yedi bir tane. Köşeye sıkıştırmak istiyor. Köşelerde bayağı iyi Karatistan. Oralarda ciddi anlamda sonuç alıyor rakibinden. Sol direk. Karşılıklı nefis kroşe yumruklar gördük. Aparkat. Sol direk. Harika yumruklar devam ediyor sevgili izleyiciler. Sol direk. Sol kroşe. Sağlı sollu kroşe yumruklar sürüyor. Sol direk tekrar. Sağ kroşe. Sağ direk. Yarım yamalak olsa da isabet ediyor. Sol direk tekrar. Müthiş baskı kurdu tekrar. Karatistan o bölgeden çıkartmamak isterken direk yumruklarını kullanarak kanalı boksör oradan kurtulmayı başardı gibi. Ama tekrar önünü kesti. Kazak boksör önünü kesti. Köşede sıkıştırdı. Sol köşeyle bitirdi. Roundu böyle bitirdi. Sevgili izleyiciler. Kazakistan'da Almaty kentinde. Ice Arena'da heyecan devam ediyor. Altay'da doğdu. Karatistan Altay. Altaylardan gelmeyiz. Bilirsiniz. Yani Türklerin ana gruplarından bir tanesi. O bölge şimdi Çin topraklarında yer almakta Karatistan'ın doğduğu yer. 1984 doğumlu. 21 maçta 21 galibiyeti var. 18'i nakavtlı olmak üzere. Doğum adı Manati Silamu sevgili izleyiciler. Karatistan'ın Amerika'nın Florida eyaletinde yaşıyor. Karatistan. 2006'da Asya'da şampiyon olunca zaten bizim Avrupa şampiyonluk maçlarımız var ya, işte aynısı Asya'da da yapılıyor. Asya'da şampiyonluk yaşadı. Sonra dünya üçüncüsü, sonra olimpiyat üçüncüsü Karatistan. Max. Sevgili izleyiciler, şu dakika itibariyle saatlerimiz tam 02'yi göstermekte. Şu dakika itibariyle bir dakika Sinan Şamistam'ı anmak istiyorum. Ve bir dakikalık onu düşüneceğim. Ona dualarımı yollayacağım. Sinan Şamistam geçen sene bu dakikada hayatını kaybetmişti. Mekanın cennet olsun Sinan. Thank you.
push. Don't push, Patrick. Cennet olsun Tiraş abi, sen seni asla unutmayacağım. Birinci yıl dönümünde bugün Ankara'da Karşıyaka mezarlığında pazar günü, yani bugün oldu artık, saat 11'de 5. kısımda kendisi için kabri başında tören düzenlenecek. Katılmak isteyenlere buradan duyurmak isterim Tiraş abi sen için. Tekrar mücadeleye dönüyoruz. Bir dakika kaldı 6. roundun tamamlanmasına. Sol direk. Bir sol direk denemesi daha var. Sağ kroşe. Sol kroşe girişimi Alotey'den. Kanat, kanat sesleri Kazakistan'da. Karatistan'a büyük destek var. Büyük destek var. Sol koşa girişimi Alotey'den. Kanat, kanat sesleri Kazakistan'da. Karatistan'a büyük destek var. Sol koşa. Kanalı boksör karşılaşmayı 6. raunda kadar taşıdı. En net yumruklarından birini aldı. İki kez kaybetti. İkisini de knockout'la kaybetti. Patrick Alotey. İkisi de arka arkaya gelen mağlubiyetlerdi zaten. İlk 30 maçında onu mağlup eden bir boksör çıkmamıştı. Patrick Alotey. Sonra şanssız bir kariyer serisi Vanucci'ye ve Tekşerya'ya kaybetti. Son 4 maçını da nakavtla kazandı Patrick Alotey. Sinan Şamistan'la ilgili mesajlarınız varsa M. Bilgehan Demir Twitter adresine mention yapabilirsiniz. M. Bilgehan Demir. Buradan okumaya çalışacağım mesajlarınızı. Sinan Şamistan için. Yedinci raundu başlattılar. Sol direk. Yine sol direk. Aparkat denemesi. Sağ kroşe, sol kroşe. Stop, stop. Clinch yaptı. Bu hareket yasak. Kural dışıydı. Hakem uyardı. Rus hakem. Masa hakemlerinden bahsetmiştim size. Bir Alman, bir Rus, bir de Amerikalı masa hakemi söz konusu. Çeta vurdu ama isabet yok. Sağlı sollu direkt yumruklar, sol koşe. Yine köşeye sıkıştı. Karalı boksör. Ama çok enteresan bir şekilde
bu yumruk baskısından kendini kurtarmayı biliyor. Sağ sol, iki tane red yumruk Anotay'dan. Fena baskı kurmaya çalışıyor. Karatistan bu dakikalarda ağır yumruklar geldi kendisine. Direkt yumruklar istiyor kanalı boksörün köşesi, haklı olarak. Direkt yumrukları vurdukça Karatistan yaklaşamıyor. Karatistan yakala bölgede rakibini, yakalar gibi oldu. Sol direkt, sağ direkt. Doldrek. Patrick Alotey WBA'de 13 numarada yer alıyor. Karatistan 5 numarada sevgili izleyiciler. İkisinin de dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hakkı var. İlk 15'te yer alan boksörler dünya şampiyonluk maçına çıkabiliyorlar. Bampos. Sert yumruklar devam ediyor. Round'un tamamlanmasına artık saniyeler kaldı. Hakem de bunun uyarısını yaptı ve bitti. İşte pozisyonlar. Net yumruklar Doldrek. Bakın burada çok iyi yakaladı birkaç defa. Sekizinci round. Tarek. Mideye uzanıyor tekrar. Arka arka iki tane, üç tane. Karatistan sürekli karnına doğru çalışıyor. Isaac maçında da Turanov aynı şekilde karnına çalışarak rakibini yıprattı yıprattı, sonunda bıraktırdı. Alotey. Sağ kroşe denedi. Sol direk. Sol direk. Sağ direk. Ama bunlar karnına doğru. Karatistan. Aynı anda sol direkler. 2011 yılında Kazak iş adamı Burzan Ospanov'un davet üzerine Kazakistan'a gitti ve bu ülkenin vatandaşlığına geçti. Soldrek. Soldrek tekrar. Soldrek. Kulaklarınıza kadar geliyor mu bilmiyorum ama sahne dercesine bir gürültü söz konusu Ice Arena'da. Ice Palace, Almaty. Müthiş bir kırışma var. Karşılıklı gerinlemesine yumruklar. Kolunu kurtarmaya çalışıyor Karatistan.
Hakem durdurdu. Sağ direk. Kanat İslam adım adım üzerine gidiyor. Köşesi Garalı Boktör'ün sürekli direkt yumruk atmasını istiyor. Yine köşeye sıkıştı Garalı Boktör. Oradan çıkartmamak için her şeyi deneyecektir. Diğer köşede yakalamaya çalıştı. Karşılaşmayı ortaya aldı Alotey. Roundlar birer birer tükeniyor. Kolay kolay da yakalanmıyor Garalı Boktör. Ama bu şekilde Garalı Boktör'ün böylesine bir deplasmanda maçı kazanması çok zor olacaktır. Artık son taktikler veriliyor. Evet, yorumlar Sinan Şahmisan'la ilgili. Oğuz Erkuş yazmış. Türk boksunun unutulmayan adamı. Onun maçlarını hiç kaçırmazdım. Mekanın cennet olsun büyük usta. Boğazın boğası demiş. Birol Akınç. Kazandığı şampiyonluklar ve Türk'ün gücünü dünyaya gösteren Sinan Şahmisan'ı unutmayacağız. Ringlerde yokluğunu arıyoruz demiş. Sinan'la bir fotoğrafını paylaşmış olan Murat Okumuş adlı arkadaşımız vefatının birinci seneyi devriyesinde Sinan Şahmisam'ı rahmetle anıyorum. Kabri nur olsun demiş. Sinan Şahmisam'a mesajlar böyle. M. Bilgehan Demir Twitter adresinden mesajları mention yapabilirsiniz. Dokuzuncu raundu başlattılar. Short leglerinin grafikleri ekrana böyle yansıdı. Kırmızı köşe, mavi köşenin. Sol drag çok sert. Yıpratmak için her şeyi denedi. Kanat İslam ama... Bakın bu yumruk sarsar gibi oldu. Yıkılmak üzere sol köşeyi denedi. Sarılmaktan başka hiçbir çare bulamadı. Kolunu tutuyor şimdi Kanat İslam'ın. Baskısına devam ediyor. Sol direk, sol koşa tutmadı bunlar. Kanat İslam baskısını sürdürüyor. İki boksörün de kader maçı bu. Kaybeden yarar. Hani demiştim ya Avni Yıldırım. Şirah-Hikoli karşılaşması için Sırat Köprüsü'nde bir mücadele diye. Gerçekten bu karşılaşma da öyle. Gardlarını açık tutmaya başladı iki boksör de. Sol direkten kaçıyor. Rakibinden de. Sol koşeyi vurdu. Geri çekildi. İplere dayandı. Kanat İslam baskı kurdu. Hakem pür dikkat izliyor mücadeleyi. Sağ direkt karşılıklı iki yumruk. Kanat İslam köşede yine yakaladı Garalı'yı. 69.9 kiloda bir mücadele bu. Süper yarı orta siklete tekabül ediyor. Canelo'nun Liam Smith'i yendiği bu sikletteyiz. Hansızı attan abi. Enistan Dillara'nın şampiyonluğunda bir siklet bu. Dan Koş. İşte bu yumruklar seyirciye gerçekten ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Yumruklar devam ediyor. Soldrek köşeye sıkışır gibi oldu. Omuzuyla itti. Alotey ve köşede.
Süreyi durdurdu hakem. Kazakistan'da işte Kazak vatandaşlar mücadelenin heyecanına kendilerini kaptırmış vaziyetteler. 10. round tabelası havada, 12 roundluk karşılaşmada artık 10-11-12. İşte bakın burada pozisyonlar. Karat İslam'ın. Karat İslam kariyerinde Dominik Cumhuriyeti'nde, Kolombiya'da, Ekvador'da, ABD'de ringe çıktı. İlk kez kendi ülkesinde maç alıyor ve böylesine seyirciyi toplamayı başarıyor. Avni Yıldırım da en büyük zorlu maçlarını hep yurt dışında yapmak zorunda kaldı. Umarım onun şampiyonluk maçı ya da şampiyonluk maçından bir önceki karşılaşması belki de Türkiye'de olur. Belki de Sivas'ta, kendi memleketinde. Boldrek. Boldrek tekrar midesine doğru. Sağ direkt Boldrek. Boldrek ters duruyor. Gennady Golovkin'in dünyadaki Golovkin, Gennady Golovkin, Kazakların dünyadaki bir numaralı ismi şu anda. Tartışmasız dünyanın en iyi boksörlerinden biri. Gennady Golovkin'in memleketi Kazakistan'da bir unvan maçı yapması için açıkçası bu bir aslında örnek bir geceye dönüşmüş vaziyette. O da Kazakistan'da tarihi bir maça imza atabilir belki de. Kazakistan topraklarında doğan bir başka isim var ki o da ağır sikletin dünyadaki en büyük isimlerinden Vladimir Klitschko. Kendisi bir Ukraynalı ama babası Rusya'da subay olarak görev yapıyordu. O dönem Kazakistan'da görev yaparken orada dünyaya gelmişti. Vladimir Klitschko. Vitali Klitschko ise Kırgızistan'da abisi. Sahili çıkıyor sürekli. Babasının o arşiketin efsaneleri de yine bu bölgelerde doğdu. Sol direkler sürüyor. Tabii o dönem Sovyet ordusu olarak geçiyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemi. Şimdi üzerine bastırarak düşürdü. Seyircinin sevinci şu an için boşa. Kampos. Bak. 10. round'ı tamamlanmasına da birkaç saniye kaldı. Baskı Mutar. Müthiş bir baskı bu. Bu baskıdan acaba yıkarak ayrılabilir mi diye bekledim ama Alotey'de açıkçası pek pabuç bırakmıyor böyle pozisyonlara. Sarılmalardan çok uzak bir mücadele. Zaman zaman kanalı boksörün sarıldığı pozisyonlar var. Karat İslam direkt maça konsantre olmuş vaziyette. Uğur Öztürk adlı bir arkadaşımız. 7 yıl boks yaptım, tek idolüm Sinan Şamistan'dı. Yokluğun çok acı, boğazım boğazı diye yazmış değerli izleyicimiz.
Silah Şami Sam'ın birinci ölüm yıl dönümünde. Hakem oradaki ıslaklığın silinmesi için adeta mücadele veriyor. Time in. Max. On birinci rounddayız sevgili izleyiciler. Sadre. Sağ köşe. Neler oluyor? Kanalı boksör sert yumruklarla kanat İslam'ı biraz olsun sarsmayı başardı. Koca yumruklarını, kuvvetli yumruklarını 11. raunda mı sakladı acaba? Sol köşe. Bakın şaka değil. Çok ciddi bir kariyer. 34 galibiyetinin 28 tanesini knockout'la elde etmiş bir boksör. Patrick Alotey. On birinci raundun başında kötü yakalandı. Sol direkt sağ köşe, sola parkat. Sağ köşe, sol köşe, bir sol köşe daha. Alotey'den de sağ direkt geldi. Patrick Alotey, kanalı boksör aslında. O uzun kollarını antrenörünün sürekli söylediği, ikaz ettiği gibi kullanmaya devam etse harika olacak ama sağ direkt. Sol direkt. Yine sol köşe. Sağ mükemmel. Sağ sistemden geldi bu darbe. Müthiş yumruklarla devam ediyor. Sağ direkte çok kuvvetli. Şunu görüyoruz. Çok net yumruklar vurmasına rağmen kanat İslam tam isabet ettirmesine rağmen rakibi çeneden yatırmayı başaramadı. Ama karnına yaptığı vuruşlar 6. round civarında ciddi anlamda nefesini kesmesine sebep olmuştu. Alotey zaman zaman hakemi de kandırarak kendini bir iki kez yere bırakarak dinlendirmişti. Belaltı vuruş var. Aparka, sol köşe, sol direk, kanat İslam. Stop, stop. İşte üzerine bir baskı kurdu. O dinlendirme dediğim olaylardan bir tanesi de burada tabii haklı olarak düştü ama buna benzer bunun haksız düşüşünü hesap edin. Bunları yakalamıştı. Orta rauntlarda kanalı boksör köşede şimdi. Ama dikkat ediyorsanız kanalı boksörün yüzünde hiç yorgunluk ifadesi yok. Zerresini göremiyorsunuz. Kondisyonu çok iyi. Sol direk. Sağ direk. Yine baskı kurar mı son saniyelerde? Yoksa round'un bitmesini mi bekliyorlar? Evet öyle oldu. On ikinci ve son round'a geldik değerli izleyiciler. Muhammed Can Deniz adlı bir arkadaşımız Twitter'dan M. Bilgehan Demir Twitter adresine şöyle bir mention yapmış. Boğazın boğazına Allah rahmet eylesin. Onun yerine gelecekler. Bize iyi maçlar seyrettirsin. Mekanı cennet olsun şeklinde bir yorumluk bulmuş. Bir an için. Son round'dayız.
gecenin başından beri söylediğim öz ve Türk memleketlerinden biri olan Kazakistan'da heyecan devam ediyor. Kazak Türklerinin ringe çıktığı gecede Kazakistan gecenin son maçını yapıyor. Goldrekler, Goldrek bir tane daha. Sağlı solu direkt yumruklar sürdü. Alotey üzerine çekmek için. Baskı durmasını engellemek zorunda. Çekmemesi için üzerine. Gelmemesi için. Goldrek. Bir Goldrek daha. Bu daha sertti. Goldrek'lerden kaçtı iki boktörde. Alotey köşede sıkışmamak için sürekli yön değiştiriyor. Alan buluyor kendisine. Belası vuruş var iddiasında Kazakistan. Sağ köşe. Sağ direk. Sol köşe. Boşa savurdu. Dengesini kaybetti. Ciddi bir sakatlık da geçirebilirdi. Ucuz kurtuldu bu durumda. Seyirci neden saymadın diye hakemi protesto ediyor ama hakem haklı. Clean fight, clean fight. Sol direkler aynı anda. Clean guys. Sol direk. Kazakistan son roundu son saniyelerinde bitmek tükenmek bilmeyen başkasını devam ettiriyor ve bu yumruklarla da 12. rounda da olsa hala maçın hakimi benim diyor. Stop. Stop. Don't go. Back. Bakın neredeyse tek dalacak kanalı boktör. Back. Halbuki şu dakikaya kadar maçı müthiş götürdü Karalı Alotey. 12. rauntta da yine sağlam ayakta durmalı. Sadrek bu kendi boksuna ve bu karşılaşmaya gölge düşürüyor hareketler. Bitti bitecek. Alotey'in darbeleri bir tane daha geldi. Kazakistan da aynı şekilde 12. rauntun son anlarına kadar adeta savaş verdiler bitti. Muazzam bir başlama, muazzam. Nelson ekranlarda. Nelson Lopez Sr. antrenörlüğünü yapıyor. Seyirciyi selamlıyorlar. İki boktörde kim kazandı, kim kaybetti? Olağanüstü bir heyecan olacak şimdi. Puan olarak kim önde, kim geride? Bunlar hesaplanıyor. Söylemiştim ya, masa hakemleri Amerikalı, Rus ve Alman. Üç masa hakemi bu şekilde. İşte bahsettiğim iş adamı orada ekranlara geldi. Buradan Ospanov. Kazakistan'ın Kazakistan'da ringe çıkmasını ve onun Çin'den Kazakistan'a gelerek kendi vatandaşlığına girmesini sağladı. Thank you.
Seyirciye işte selamlama. Gloria Martinez, Victor Panin, York Mirke. Maçın masa hakemleri, onların puanlamaları nasıl olacak? Anonsörden bekleyeceğiz. Ekranınızın başından sakın ayrılmayın. Bütün gecenin 5 dakikalık, 4-5 dakikalık özeti birazdan ekranlara gelecek. 4 tane knockout var, 3'ü 1. round'da. Bir tane puanla biten maç. Bu da puanla bitiyor, 2 tane. Bir özet geçeceğiz. Değerli izleyiciler, aynı zamanda Avni Yıldırım'ın Almanya kampının kısa belgeselini, 24 saatini ekranlara getireceğiz. Özel röportajlar, salona gelişi gidişi, son antrenman mücadelesi, 5 Kasım'da tarihi maç var haftaya bugün. Kader maçı açıkçası Avni Yıldırım'ın. Kendisi 4 numarada. WBC'de Dünya Boks Konseyi'nde Avni Yıldırım, Sivaslı boksörümüz. Rakibi 7 numarada. Kazanan boksör final elemesini geçecek. Büyük heyecan olacak. Kaybeden boksör gerçekten spor hayatının en büyük travmasını yaşar. O yüzden çok kritik mücadele. Sırat Köprüsü'nde bir karşılaşma olduğunu defalarca söylemiştim. Ahmet Öner'le birlikte Almanya'daki kampını ekranlara getirdik. Bir kez daha çok yoğun istek üzerine Avni Yıldırım'ın 17 dakikalık böyle bir kısa belgeseli İstanbul kampını ekranlara getirmiştik, 8,5 dakika süren. Ve şimdi 17 dakikalık Almanya'daki kampında şehirde dolaşmaları, şehri gezintisi, hepsini ekranlara getireceğiz. Son antrenman maçında nefes kesen pozisyonlar vardı. İki boksör de birbirlerini ciddi anlamda hırpaladılar. Bildiğiniz büyük bir maç gibiydi, resmi bir mücadele gibiydi. Yaşadığı sıkıntıları anlattılar. Güzellikleri anlattılar. Birazdan o görüntüler ekranlarda olacak. Eldivenler çözülüyor artık. Kararı bekliyoruz. Buz gibi bir sessizlik var dikkat ederseniz. Müzik sesi dışında uğultu kesildi. Anonsörün sözünü bekleyecekler. WBO'nun kıtalar arası kemeri kimin olacak? Sonunda Hardak Tagay'ın 12 round'dan giyince törüşlerimizin şişime dayan. After 12 rounds of action, Gloria Rizzo scores this bout 117-111. 117-111. 117. Ya kim bunu verdi? 117. Victor Panin scores the bout 116-112. 116-112 bir hakem. 116-112. Jorgen Milka also scores this bout 116-112. Ya kim de bize 116-112 verdi? 116. Ortak kararla kazanan var. Your winner by unanimous decision and now WBO Intercontinental, WBA Intercontinental and UBC Intercontinental Junior Middleweight Champion. Kandat the Kazakh. İslam kazandı. Kariyerinde bir galibiyet daha aldı sevgili izleyiciler. 22. maçında 22. galibiyeti ama bu kez puanla. Grafikte 23 yazıyordu ama doğrusu 22 sevgili izleyiciler. Grafikte bugün hatalar var. Bakın WBO'nun kıta arası kemeri. Anonsör de WBA diye anons etti. Orada bir sıkıntılar var ama olacak şey değil. WBA'in sevgili izleyiciler Federation yani
Güney Amerika'ya tekabül eden şampiyonluk kemeri. Güney Amerika'da Dominik'te lisansı bulunduğu için bu kemer başına çıkmaya da hakkı var. WBO'nun kıtalarası kemeri. Sevgili izleyiciler, şimdi Avni'ye gidiyoruz. Onun kampını izliyoruz. Sonra da rakibini inceleyeceğiz. Almanya'nın Münih kentindeyiz. Hamburg'da hatırlayacaksınız. En kuzeydeydik Almanya'nın. Şimdi de Almanya'nın en güneyindeyiz. Burası Macaristan'a, Çek Cumhuriyeti'ne, Avusturya'ya çok yakın sınır bölgesi Münih. Ve Münih'te Avni Yıldırım kariyerinin belki de en kritik karşılaşmasına çıkıyor. Avni Yıldırım Münih'te son derece önemli bir karşılaşmaya çıkmak için hazırlanıyor. Ve onun antrenman görüntülerini çekmeye geldik. Ve burada Avni Yıldırım'la hem özel röportajlarımız olacak hem de Avni'nin antrenman maçlarını çekeceğiz. Ne oldu abi? Eldivenle ilgili bir, bandajla ilgili bir sıkıntı mı oldu? Bandajımı değiştirmek istedim de. Neden? Öbürü çok başkalaştı. Eldivenlere de izin vermiyorlar öbürlerine, sponsorlarına. Çok sertmiş için. Korkuyorlar. Yani abini burada milleti döve döve hal oldu ya. Şimdi artık bahanelerle çıkıyorlar karşımıza. Bir de bugün basın var diye. Bu iyi sıktı mı burası? Abi Yıldırım. 18-10. Akay iş var. Nein. Böyle el aldı dedim. 18-10 dedikleri bu. Yani bununla vurduğunuz zaman nakavt etme şansın çok düşük. Ama burada Avni hala korkuyorlar. Verecek diye. Onlar özel yaptık. İtalya'da gittik ölçüsünü aldık. Maçlarda 10 uz kullanıyor. Çok yakın bir antrenman mücadelesi bu. İşte bir round daha geride kaldı. Geçiyor.
Boxa. Gerçekten çok iyi boksör. Alles was Yet macht. Her şey yolunda gibi. Gute Kampf in 5. November und 5 Kasım'da Avni'nin kazanacağına inanıyorum. Avni kann Weltmeister sein. Gelecekte Avni şampiyonluk kemerini yes. alacaktır. Süper boksör. Son sparringlerimizi yapıyoruz. İşte hazırlanıyoruz. 2-3 tane, 4-5 tane sparring partnerim var bugün. İkisi de sakatlandı sparringlerde. 2 tane kaldı. Sakatlandı derken? Biraz bayağı hırpaladı. Bu ikisini yıpranmak üzere sparringler bitsin artık. Bir önce hazırlıkları tamamlasak diye bakıyoruz. İyi gidiyor. Artık hazır diyebiliriz. Gerçekten rakip de seni biraz yıpratmış vaziyette. Sporik bayağı sert geçiyor değil mi? Ağır kilolar çünkü rakibimizin kolları uzun. Ona göre rakipler seçiyoruz. Kolları uzun. Biz uzaktan vuruşabilecek. Biz ona göre hazırlanıyoruz. Biz döverek hazırlıyorlar maçları işte. Hazırlanıyoruz. Avni Yıldırım. Avni Yıldırım kazanıyor. Üçüncü kez kemerini korumayı başarıyor. Torbaya sparring olmayı, çalışmayı. Solla müzayen çalıştığınız zaman adamlar çözülüyor. Zaten öyle çözülüyor. Son roundlarda zaten zor ayakta zaten. Oldum dedim ama normal. Yani torbaya geçeceksin. Torbada sol ağırlık. Nasıl gitti? İki tane rakiple arka arkaya sparring antrenman maçı yaptı. Normal, gerçek maç niteliğindeydi. Tabii normalde 3 taneyle yapıyoruz. Bazen 4 taneyle. Dayanamadım çünkü. Birinin gözü şişmiş dünden. İyi gitti. Keşke daha güçlü olsaydılar, daha dayanıklı olsaydılar. Çünkü sparring'de aldığın kondisyonu hiçbir yerde alamıyorsun. Gerçek boks sparring ve koşma. Şimdi formaya devam ediyoruz. Bir Alman promotör olarak kendisinin gecesinde bir Türk main event maça çıkıyor. Ein deutscher Promoter, der du bist. Ein Türke ist eigentlich im Fernsehen ein Hauptkampf. Was hast du das? Macht mir eine Ehre. Also es ist nicht nur ein Türke, sondern es ist halt weltweit bekannter Boxer. Und mit Avni werden wir auf jeden Fall einen Weltmeister in Supermittelgewicht haben. Und das ist uns eine Ehre, dass wir einen grandiosen Kampf bei uns auf der Gala, bei so einem Event auch klasse Boxen kommt. Benim için Avni Yıldırım Türk olması gurur verici bir şey. Aynı zamanda da Avni Yıldırım bence çok klas bir boksör. Dünyaca ünlü isim yapmış. Kısa bir dönemde. Ve benim için Avni'nin bu maçta olması bizim için bir zenginlikten bir şey. Yani aynı zamanda da değerli bir maç. Rakibi de iyi. Ve ben Avni Yıldırım'ın 76 kiloda dünya şampiyonu olacağına kesinlikle inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir dakika.
Sol. Hey, bu sen bu ne olur? Çabuk dağılsın, dağılsın. Sol sağ. En iyi 3 boksörün arasında bence 76 kiloda. Limite vermez, benim özü için 10 limite çaydı bir rol diyor. Ve bir zamanla hepsini ezecektim. Münih'te Avni Yıldırım kariyerinin belki de en kritik karşılaşmasına çıkıyor. 5 Kasım tarihi gelip çattığında Avni Yıldırım WBC'nin dünyadaki 7 numarasıyla Haiti asıllı Kanadalı boktör Sheila Hippolyte'la karşı karşıya gelecek ve bu mücadele NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Sosyal hayat nasıl gidiyor? Antrenmanlar yoğun. Maç modundayız. Sosyal hayat diye bir şey tabii ki yok. Sadece antrenman yapıyoruz. Daha sonraki zamanlarda da dinlenerek geçiriyoruz. Çünkü antrenmanlarımız çok yorucu ve yoğun geçiyor. Profesyonel boksta sparring partneri ihtiyacımız var. Türkiye'de bundan bu adam kalitesinde boksör yok. Bunlar ellerine giyebilecek adam yok. Ne yapıyoruz? Yurt dışına gidiyoruz. Yurt dışında boksörleri buluyoruz. Bugün gördüğün gibi. Bunlar bizim elimizde burada mevcut. Türkiye'de bu sistem yok. Avni, çok zor bir hazırlık dönemi. Artık evet. Bitti sayılır. Son haftaya girdik. Nasılsın? Vallahi artık bütün yüklemeleri tamamladık. Son haftaya giriyoruz. Son sprintleri yapıyoruz artık. Son hazırlık maçlarına. Performansımızdan şu an için memnunuz. İnşallah birkaç güne biraz daha toparlayacağız. İnşallah alnımız akıllıda bu çalışmaların karşılığı 5 Kasım'da alacağız hep birlikte abi. Nasıl? Kilo problemin var mı? Şu an kilo problemim yok. Her şey gayet normal. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir hastalığımız yok. Kendimize iyi bakıyoruz. Giyimimize, kuşamımıza, yani antrenmandan sonra, sadece antrenmanla bitmiyor, antrenmandan sonra da kendimize iyi bakmak zorundayız. Hepsini yapıyoruz. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Sakatlığımız yok, hastalığımız yok. Her şey yolunda. Artık 5 Kasım beklemeye başladık. Nasıl hazırlandın? Almanya'daki kamp, kaç gün antrenman yaptın? Kaç rakiple dövüştün? Neler yaptın? 2,5 haftadan beri aşağı yukarı buradayız. Burada ilk başta 5 tane sparring partnerim vardı. Daha sonra bugün biraz 2'ye düştü. 3'ü şu an yıprandı biraz. Sakatlıkları oluştu. Yıprandılar, gelmek istemediler. Bir şeyler oldu ama performansımızdan memnunuz gerçekten. Antrenmanlar da güzel geçti. Verimli geçti. İstediğimiz verimi aldık. Her şey güzeldi. Evet, bir soru var. Oradan başlıyorsun. Rakip hakkında neler söyleyeceksin? Rakip, şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar bir Avni Yıldırım'la maça çıkmadığını söyleyebilirim rakibimin. O da gerçekten buraya kazanmaya geliyor fakat karşısında bir Avni Yıldırım var. Hırslı bir Avni Yıldırım var. Başarı yaş bir Avni Yıldırım var. Hedefleri olan bir Avni Yıldırım var. İnşallah 12 roundluk bu maçta rakibimizi bozguna uğratıp 5 Kasım'da Avni Yıldırım hedefine doğru yol almaya devam edecektir. Akıbetini nasıl görüyorsun?
Maçın hakim. 12 round mu sürer? Erken bir knockout mu olur? Nasıl bir plan var? Eğer kafanda antrenmanlardaki Avni Yıldırım o presli boksumu maça yansıtırsam aynı presi ben maçın 12 round süreceğini düşünmüyorum. Kasım'da tüm Türkiye'nin kalbi Münih'te atacak. Dualarınızı bekliyorum. Her şey Türkiye için. Sevgili izleyiciler, Kazakistan'da salon artık tamamen boşalmış vaziyette. Dilerseniz şimdi de Avni Yıldırım'ın çalışmalarından sonra Sheila Hipoli. Rakibini tanıyalım Avni Yıldırım'ın. Haiti asıllı Karadolu boksörü. Ekranlarda Sheila Hipoli sevgili izleyiciler. Avni Yıldırım'ın rakibi. 21 maçta 21 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. 14 kez rakiplerini nakavt etti. Bakın 21 galibiyet, 1 mağlubiyet, rakiplerini 14 kez nakavt etti. 30 yaşında. Haiti asıllı Karadolu, süper orta siklet doktoru, kariyerinde sadece bir kez yenildi, o da kariyerindeki 6. maçta puanla, split decision'la bir hakem kendisine vermişti, diğeri Fransız Zepi'ye. Onun dışında son 16 maçta tüm karşılaşmalarını kazanıyor, 4 yıldır yenilmiyor Sheila Hipoli. Basketbol oynadığı dönemlerde 3 kez takımdan kovuldu. Kickboksla başladı. Bacaklarından sakatlanınca kickboksu bıraktı ve boksa geçiş yaptı. Ve o gün bugün tam gaz devam ediyor yoluna Sheila Hipoli. Beraberliği dahi yok. Çok teknik bir boksör. Çok hızlı bir boksör. Avni Yıldırım. Bakalım rakibi karşısında neler yapacak? Tam bir hafta sonra bugün. 5 Kasım'da. Sheila Hipoli, Avni Yıldırım maçına hazır. Avni Yıldırım da Sheila Hipoli maçına. Sevgili izleyiciler, Kazakistan'da heyecan artık bitti. Yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ama söz vermiş olduğumuz gibi gecenin özetini baştan sonra bir ekrana getiriyoruz 4-5 dakika. Sonrasında gitmiş olacağız. Haftaya buluşacağız tekrar. Almanya Münih'te. Spikeriniz ben Bilgehan Demir. Sosyal medyada Twitter M Bilgehan Demir, Instagram Bilgehan Demir ve Facebook'ta Bilgehan Demir 76 şeklinde takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Come on.
Kader maçım için tüm Türkiye'yi 5 Kasım'da NTV Spor ekranlarına bekliyorum. Ekran başına Türkiye. Boksörümüz Avni Yıldırım Almanya'da kader maçına çıkıyor. Türkiye'de hayat duracak. Dünya Boks Konseyi WBC'de süper orta siklet final elemesi. Bir tarafta 4 numarada yer alan 13 maçta 13 galibiyeti bulunan namalup Sivaslı boksörümüz Avni Yıldırım. Diğer yanda ise dünyanın 7 numarası Haiti asıllı Kanadalı Sheila Hipoli. Kader maçım için tüm Türkiye'yi 5 Kasım'da NTV Spor ekranlarına bekliyorum. Tarihi maç 23'ten itibaren Almanya'nın Münih kentinden canlı yayınla sadece NTV Spor'da.